or her, or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Drive Google ile videolardan ya da ses dosyalarından sesi dokümana yazıya nasıl dönüştürürüz? Onu birlikte inceleyeceğiz. Drive Google'a giriyoruz. Burada Google sayfasını açtığımızda şurada bir check var. Buradan Drive Google'u tıklıyoruz. Google hesabımız olduğu için biz girebildik. Olmayanlar için yönlendirmeleri takip ederek üye olup bu sayfaya erişebilirsiniz. Videomuzdan sesleri yazıya dönüştürme yapacağız. Evet, öncelikle yeni bir doküman açalım. Evet, burada dosyayı yükleme, klasörü yükleme. Bunlar yüklemelerle ilgili. Şuradaki 15 GB'lık hakkımıza yüklemelerle ilgili hesabımızı oluşturduğumuzda 15 GB veriyor. Bu 15 GB'a yedeklemelerimizi, telefonunuz varsa telefon rehberinizi, programlarınızı, müziktir, resimdir, bu tür dokümanlarınızı yükleyebilirsiniz. Bu seçeneği kullanıyoruz. Şimdi sesi yazıya dönüştürmek için de Google Doküman diyoruz. Yeni sıfır bir doküman açıyor bize. Şurada bir seçenek daha var yalnız yeni dediğimizde. Şurada şablonlar da var. Google'ın şöyle bir bakalım. Bu şablonlar da mektuptur, iş başvurusudur, proje teklifleridir, özgeçmiş, bu tür hazır şablonlar da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bu seçeneğe de bu şekilde değinmiş olduk. Evet, yeni bir sayfa oluşturduk. Burada ses kaydımızı yazıya dönüştürmek için öncelikle araçları tıklıyoruz. Ses yazmayı ekliyoruz. Şurada dili değiştirebiliriz. Böyle bir seçeneğimiz var. Dil seçeneği. Türkçe burası. Varsayılan olarak. Otomatik olarak kendisi atamış. Ama başka bir dilde kullanmak istersek o dile de çevirebiliriz. Şimdi videomuzu açıyorum. Burada videoların kaydıyla ilgili biraz değinmek istiyorum. Videolar net, sesi açık, ne kadar güzel kaydedilmiş olursa o kadar çeviride, yazıya çevirmede algısı daha iyi oluyor. Onun için eğer kayıt yapıyorsak böyle buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu videodan kayıt yapmak için öncelikle şurada bir ayar da yapmamız gerekiyor. Sağ klik yapıyoruz o ses ikonu üzerine. Burada kayıt ayarları diyor. Benimki ayarlı olduğu için ayarlamayacağım, ancak ayarlarını göstereceğim. Sağ klik yapıyorum yine mikrofon üzerine. Özellikler diyorum. Evet, burada da denetleyici bilgisi içerisinde özelliklere tıklıyoruz. Bu aygıt düzgün çalışıyor diyor. Şu iç veri yolu diye bunu görmemiz gerekiyor, şu içi. İçteki hoparlör sesini de alabilmesi için bunun ayarlanmış olması gerekiyor. Ayarlanmamışsa ayarlıyoruz şu özelliklerden girerek. Başka bir ayarına dokunmuyoruz. Bu şekilde kaydımızı yapabiliriz. Bizimki ayarlı zaten. Ayarı yoksa sizin ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Bu önemli noktaya da değindikten sonra şimdi videomu, önce videoyu açıyoruz. Çünkü sonra videoyu açarsak şu kapanıyor. Yani bunu videoya dokunduğumuzda, herhangi bir yere dokunduğumuzda bu ses kaydetme butonu pasif hale geçiyor. Onun için önce videoyu, sonra da ses kayıt ikonuna tıklayacağız. Dakikada 10, saatte 600 kelime öğrenebilirsiniz. Başlamadan önce metodu kısaca tanıyalım.
yabancı dil öğrenirken DaVinci metodundan yararlanabilirsiniz. Bir örnek verelim. Karga kelimesinin İngilizce karşılığı crow'dur. Bu bilgiyi hatırlamakta zorluk çekmenizin nedeni karga ile crow arasındaki bağlantının zayıf oluşudur. Öncelikle yapmamız gereken iki kelime arasında sağlam bir bağlantı oluşturmak, yani görsel bir bağ. İlk olarak crow'un telaffuzuna benzeyen Türkçe bir kelime düşünün. Crow. Crow. Evet arkadaşlar, kaydımızı bu şekilde yapabiliyoruz. Dökümana yazıya çevirme şeklinde yaptık. Buna birkaç yöntem daha bahsetmek istiyorum. Mesela cep telefonumuzdan bilgisayarımızın mikrofonuna, cep telefonundan videoyu açıp bilgisayarımızın mikrofonuna yaklaştırarak da kayıt yapabiliyoruz. Videomuzun sesini kaydedebiliyoruz. Ya da şöyle bir özellik daha var. Mesela bunu çok fazla dersek ses hızı, konuşma hızı, şu 0.75'e de getirebiliyoruz. Mesela bir de böyle deneyelim. Bu metotla dakikada 10, saatte 600 kelime öğrenebilirsiniz. Başlamadan önce metodu kısaca tanıyalım. Yabancı dil öğrenirken DaVinci metodundan yararlanabilirsiniz. Bir örnek verelim. Karga kelimesinin İngilizce karşılığı crow'dur. Bu bilgiyi hatırlamakta zorluk çekmenizin nedeni karga ile crow arasındaki bağlantının zayıf oluşudur. Öncelikle yapmamız gereken iki kelime arasında sağlam bir bağlantı oluştur. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz yavaşlattığımız zaman daha iyi kelimeleri algılayıp kayda geçirebiliyor DriveGoogle. Bu bir yöntem. Söylediğim gibi cep telefonunu mikrofona yaklaştırarak videomuzu oradan da kaydedebiliriz. Bir de kulaklığı takıp yine böyle yavaşlatıp 0.75'e getirip biz dinleyip en güzeli de insan sesiyle yazdırmak. Onda tane tane konuşup, net bir şekilde konuşup, bir de yazılanları düzelterek de daha güzel randıman alabiliriz. Daha performansı, kayıt, yazıya çevirme performansı DriveGoogle'un daha yüksek olabilir. Evet, bu özellik böyle. Ancak ben DriveGoogle'un diğer özelliklerine de şöyle bir değinmek istiyorum. Mesela en önemli özelliği toplam 15 GB depolama alanının vermesi. Burada yedeklemelerimizi, işte saklayacaklarımızı bulut olarak 15 GB kullanabiliriz. Daha fazla da ne diyor, depolama alanını artırın diyor. Burada da ücret karşılığında artırabilme özelliği var. Burada mesela yedeklemeler var. Bu da güzel bir özellik. Nedir? Cep telefonumuzun rehberini yedekleyebiliriz. Önemli evraklarımızı, resim, videolarımızı yedekleme istersek yapabiliriz. En son kullandıklarımız, benimle paylaşılanlar. Mesela paylaşım konusu var. Mesela cep telefonumuz var, bilgisayarımız var. Bunlar arasında paylaşmak istersek şimdi açıyoruz dokümanımızı. Dokümanımızı açtık. Buradan paylaş dediğimizde istediğimiz e-postadan paylaşıyoruz. İsim istiyor. İsim veririz ya da vermeyiz. Burada paylaşacağımız e-postanın ismini yazarak bitti diyoruz ve paylaşabiliyoruz. O paylaştığımız kişi de paylaştığımız evrak dışında başka bir şeyimizi göremiyor. Bir de şu yeni de mesela dosya yükleme, hani o depolamak istediğimiz, saklamak istediğimiz bulut sistemini kullanmak istediğimizde klasör ve dosyaları buradan yüklüyoruz bu depo alanımıza. Döküman kısmında şablonları bahsetmiştim. Tablolar diyor, şurada tablolar var arkadaşlar. Bu tablolar da Excel formatında. Mesela şablonları güzel bunun. Bayağı bir şablon var. İstersek burada da mesela bilgisayarımızda, cep telefonumuzda Excel, Word
yoksa ya da burada saklamak istersek, burada kullanmak istersek burada da oluşturabiliyoruz. Yapılacaklar listesi, yıllık bütçe, aylık bütçe, bayağı bir çeşit var. Takvimdir, seyahat, haftalık zaman, gider raporu, satın almalar var. Evet, slide yine aynı şekilde şablonları ve boş sayfası var. Diğer diyor. Diğerinde de forum, Google forum var. Şurada çizim var mesela. Çizimde de bir güzel bir çizim editörü var. Mesela şurada yazı yazması. Evet, yazı yazabiliyoruz. Buradan resim ekleyebiliyoruz. Şuradan şekiller, mesela kare ekleyebiliyoruz. Şöyle kare ekleyebiliyoruz. Bu şekilde. Şekillerden bayağı bir şekil var. Ok şeklinde diyor. Belirtme çizimi, denetleme, denklem. Denklem ekleyebiliyoruz. Mesela şu şekillerde bayağı bir şekil var. Kullanılabilecek güzel bir özellik. Çizgi çizebiliriz, herhangi bir çizgi diyor. İşte çoklu çizgiler var. Bunlar yapılabilir. Şurada boyama var mesela. Şurayı boyayalım. Şimdi şuradan kırmızı yapalım mesela. Mesela böyle boyamalar yapabiliyoruz. İşte kalem rengi. Bunları da boyayabiliriz. Değişik özellikler var. Çizim de güzel. Yani kullanılabilecek bir özellik. Başka burada kullanacağımız diğerlerde ne var? Evet. Kullanabileceğimiz bunlar. Şurada takvimimiz var. Takvim kullanabiliriz. Ondan sonra not. Not alma var. Şurada görevler var. Evet, şurada. Burada da yine Google'ın başka uygulamaları var. Bunlar da kullanılabilir. Evet, Drive Google'la ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.